Hoş geldiniz bugünkü dersimize. Siz de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün yine tekrar yapacağız. Biliyorsunuz 29 harfimizi, alfabedeki tüm harflerimizi öğrendik. Artık tekrarlara geçtik. Ben şimdi tahtaya tekrar edeceğimiz harfleri yazayım. Sizinle birlikte okuyalım, sesini verelim. İlk harfimiz R harfi. Sesi nasıl? R. Evet. Peki. Bu hangi harf? M harfi. Sesi nasıldı? Mine derkenki gibi, değil mi? Peki. Bir sonraki. Z harfi. Sesi nasıl? Zeynep derken, az derken duyuyoruz. C harfi. C harfi. C harfinin sesi C. Ceviz derken duyduğumuz gibi. Bir son harfimiz daha var tekrar edeceğimiz. L harfi. L harfinin sesi nasıldı? L'dı. Al derken, lamba derken duyuyorduk. Rrr. Rrr. C. C. Peki, şimdi bu sessizlerimiz var. Gelin bir de sessizlerimizi sırasıyla yazalım. Altına A. A. Kaç tane sesi? Kaç tane seslimiz vardı? 8 tane. İkisini yazdık. A, E, I, I, O, Ö, U, U, Ü. A. A. E. E. I. I. Artık ilerledik, bütün harfleri öğrendik. Hece değil de, hece de olabilir tabii ama tek heceli de olabilir. Kelimeler türetelim artık. Ben ilk önce iki sesten oluşan kelime üreteceğim. Bakalım kaç hece olacak? İki sesten
türettiğim zaman ne olacak? Bakın iki ses. Bir tanesi bir hecede mutlaka ne olmak zorunda? Her hecede bir tane ses. Bir tanesi o zaman mecburen sesli olacak. Ben onun yanında sessiz olarak da az. Bir anlamı var değil mi? Bu bir kelime. Peki bir alkışla yapalım. Söyleyelim. Az. Kaç heceden oluşmuş bir kelime? Tek hece değil mi? Bir kere çırptık elimizi. Kontrolümüzü edelim. Bir tane de seslimiz var. Gerçekten de bir heceden oluşuyormuş. Yine buna benzer bir tane daha yapalım. Bir sesli daha alalım. Yanına bir tane de sessiz koyalım. Eğer. Bunu da söyleyelim birlikte. Eğer. Kaç kere çırptık elimizi? Bir. Demek ki tek hece. Bir tane de seslim olacak. Var mı? Var. Peki gelin bir adım ileri gidelim. Bir iki heceli kelime türetelim. Önce bir okuyalım. Ceza. Birlikte yapalım ellerimizle. Ceza. Kaç kere çırptık? İki kere çırptık. O zaman iki tane seslim olacak değil mi? Var mı? Var. Neydi bu kelime? Bir daha söyleyelim. Ceza. Bir tane daha yapalım. Bu sefer enteresan bir şey yapacağım. Bakın şu ilk hecemiz C var ya, onu ters yazacağım. Tam ters yaptım. Sesliyi başa aldım. Ne oldu? Edge oldu. Za'yı aynen tuttum. Ne oldu? Ecza. Ecza dolabı deriz ya, ilaçların olduğu gibi. Sadece iki harfin yerini değiştirdim. Gene iki hecem var değil mi? Yapalım. Ecza. İki hece var. İki de seslim var. Bir adım ileri gidersek bu sefer bir adım ileri gideceğiz. Ben size şu kelimeyi yazacağım. Bakalım okumaya gayret edin. A-ra-zi. Alkışlayarak yaparsak kaç tane olacak? A-ra-zi. Üç kere elimizi çırptık. Üç hecemiz var demek ki. Üç tane de sesli var. A-ra-zi. Bir daha okuyalım neymiş? Arazi. Gene üç heceli bir şey. Ramazan. Ramazan. Üç hece var. Üçte seslim var. Evet. Ramazan dedik. Ben bir şey yazacağım. Siz okuyacaksınız. Cam. Kaç heceli dersiniz? Bir. Nereden anladınız? Bir tane seslim var değil mi? Evet. Cam. Bakın bakalım şimdi bu kelimeyi nasıl okuyacaksınız? Amir. Kaç hece var burada? İki. Nereden anladık? Bir. İki tane seslim var. Peki. Evet. Şimdi yazılanları okuduk. Gelin. İki tane de ben size kelime yazdırayım. Benim söylediklerimi yazın. İlk kelimemiz. Arıza. Arıza. Buzdolabım arızalı gibi. Arıza. Buzdolabım arıza yaptı gibi. Gelin önce arızayı kaç hece olduğunu bulalım mı? Birlikte el çırparak. Arıza. Kaç kere çırptık elimizi? Üç kere. Ne demek bu? Üç hecem var. Hadi bakalım yazın. İlk hece A. İkincisi R. Üçüncüsü Za. A, Rıza. Siz de bizimle yazın. Üç hece, üç sesli demek. Mutlaka kontrol edin. A, Rıza. Yazdığınızsa ben
doğrusunu yazayım size. İlk hecem A idi. İkinci hecem R. Üçüncüsü Za. A, R, Za. Birinci seslim, ikinci seslim, üçüncü seslim. Evet. Peki, şimdi bir kelime daha. Eczane. Gelin hep birlikte. Hep birlikte. Eczane. Kaç hece var? Kaç kere el çırptık? Üç kere. Eczane. Yazın bakalım. Söyleyerek yazın ki ağzınızdan çıkan sırayla kayıt edin. Ağzınızdan çıkan sesin çıktığı sesle deftere yazılması lazım. Siz de söyleyerek yazın. Eczane. Eczane. İlk hece dikkat. Ec. Sonra za. Sonra ne. Gelin. Hadi beraber yazalım. İlk hecem. Ec. Sonra za. Son hecem ne. İlk hecem, ikinci hecem, üçüncü hecem. Birin ilk seslim, ikinci seslim, üçüncü seslim. Üç hecem vardı, üç tane de seslim var. Peki, bugün şimdi farklı bir uygulama yapacağız. Bugün size ben bir gazete getirdim. O gazeteyle ilgili hem haber okuyacağız hem de biraz konuşacağız. Gazete biliyorsunuz okumak dünyayla bağını güçlendirmek için çok önemli. Çünkü gazete bize neleri haber veriyor? O gün neler olduysa. Günlük haber değil mi? Evet, gazetenin en önemli özelliği bu. Gazete bize günlük haber veriyor. O gün olan haberleri en taze şekilde aldığımız şey gazete. Gazetede hem Türkiye'den yani yaşadığımız ülkeden haberler var. Hem de nereden var? Tüm dünyadan var. Dolayısıyla sadece kendi ülkemizden değil, tüm dünyadan da haberdar oluyoruz. Gazete okumanın önemi bir de bizler için özellikle çok fazla. Çünkü bizim okuma yazmamızı geliştirmek için, okumamızı özellikle geliştirmek için en kolay elde edebileceğimiz, en çabuk ve en ucuz yolla evimize alabileceğimiz, okumak için kullanabileceğimiz şey değil mi gazete? Her eve aşağı yukarı gazete giriyor, her yerde gazete bulunabilir. Her zaman o günkünü okumasanız bile bir yerlerde gazete elinize mutlaka gelir ve siz onu okumakla, okumanızı da ilerletmek için değerlendirebilirsiniz. Şimdi benim getirdiğim gazetede, tabii her gazetede olduğu gibi bir sürü sayfa var. Ama gazetelerde her zaman unutmayın en önemli haberler birinci sayfada olur. Birinci sayfadaki haberlerin bir kısmının önemli olduğu için birinci sayfaya koymak isterler ama birinci sayfada tek bir tane birinci sayfa var. O zaman bazen yer yetmediği için o haber çok önemli olduğu için birinci sayfaya koyarlar bir parçasını ama iç sayfalarda devamını verirler. Benim seçtiğim haber de öyle bir haber. Bu haber Elif 4 çocuğa hayat verecek diye bir haber başlığı var. 11 yaşındaki Elif Fatma Işın ismi oymuş. Ailesiyle Şanlıurfa'dan Balıkesir'e giderken trafik kazasında ağır yaralanmış. 9 gün süren yaşam savaşı sonunda beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı. Şimdi bu kadar okuduktan sonra ben en sonunda da şöyle bir şey yazıyor. Sayfa 3'te. Haberin sonunda ne demek bu? Bu haber bitmedi daha. Bu haberin devamı gazetenin içinde 3. sayfada devam ediyor demek. Hep sayfa numaraları gazetenin sayfalarının köşelerinde yazar. Üçüncü sayfaya geldik. Haberimizin devamını bulduk. Elif 4 kişiye hayat verecek diye gene bir başlık var. Orada başlığın yanında
bir şey daha var. Elif'in resmi var. Elif'in resmini görüyoruz, haberde konusu geçen. Geçirdiği trafik kazasında başından ağır şekilde yaralanan ve 9 gün süren yaşam mücadelesi sonucu beyin ölümü gerçekleşen ilköğretim 6. sınıf öğrencisi Elif, Elif'in organları 4 kişiye hayat verecek diyor. Yoğun bakımda 9 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Elif'in önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi kızlarının organlarının bağışlanmasına karar verdi. Bir tane resim var, bir de haberin yazıldığı yer var. Sağdan sola doğru okuyoruz. Hatırlarsanız her türlü yazıyı soldan sağa doğru okurduk. Gazete sayfasını açarken de aynen kitaplarınızı, defterlerinizi açtığınız gibi sağdan sola doğru, demin benim açtığım gibi açıyorsunuz. Aşağı doğru kısımlara sütun diyoruz. Soldan sağa okuduğumuz kısma da satır diyoruz. Evet, gazete, benim gazeteyle ilgili vereceğim bilgiler bugünlük bu kadardı. Devam edeceğiz gazeteyle ilgili çalışmalara. Evet, şimdi matematik kısmına geçebiliriz. Matematikte bugün tamamen yeni bir şey öğreneceğiz. Biliyorsunuz rakamlar yaptık. İki basamaklı, yani birlik basamağı ve birler basamağı ve onlar basamağı olan sayıları yaptık. Bugün bambaşka bir şeye, bir adım daha ileri gideceğiz. Hep bir adım ileri gidiyoruz ya, bir tuğla daha koyacağız. Bugün üç basamaklı sayılara başlayacağız. Üç basamaklı sayılar, yani yüzlü sayılar. Şimdiye kadar birli, yani 9'a kadar olan sayıları gördük. Onlu sayıları gördük. Şimdi yüzlü sayıları göreceğiz. Yüzlü sayılarda en çok hayatımıza girdiği yer telefonlardır, değil mi? Hep telefon numaraları mutlaka yüzlü sayılardan oluşur. Şimdi şöyle düşünürsek, onlu rakamlara geldik. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Diyelim ki 90'a geldik. 90'dan birer birer saydık. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Bir tane daha koyduğumuz zaman, eğer bir koyarsak, işte bu bizi 100'e getiriyor. Bakın, 100'de 3 tane basamak var. Şurayı biliyoruz zaten. Burası birler basamağı. Burası onlar basamağı. Burası da yeni basamağımız, yüzler basamağı. Şöyle yazayım. Burası da yüzler. Yüzler basamağı. Hepsinin şöyle bir B nokta dersem anlarsınız, değil mi? Basamağı şeklinde kısaltma yaptım. Birler, onlar ve yüzler basamağı. Bunu yüze başladık. Yüzden nereye kadar devam edebiliriz? Yüzer yüzer saymayı bilen var mı? Biliyordur hepiniz herhalde, biliyorsunuzdur. Sayarken 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, 900'e geldik. 900'den sonra evet bir 100 daha koyarsak 1000. Harikasınız, evet 1000 olur. Ama biz daha oraya gelmeyeceğiz. Şimdi biz henüz 900'den 999'a kadar gidebiliriz. Çünkü en son 3 rakamlı sayı, en büyük 3 rakamlı sayı 999. Şimdi ben size onları yazayım. Siz de benimle birlikte 100. Benimle birlikte yazmaya başlayın. Nasıl yazacaksınız? Önce 100 demek 3 basamağı var dedim. Yani hep 3 basamaklı yazacaksınız. Hiç unutmayın. 3 basamaklı bir sayı gördüğünüz zaman 100 diye okuyacaksınız. Tersten düşünürsek. Artarken yapacağımız şey ne? Bu bir tane 100 demek.
100 daha koyarsak 200 olacak iki tane. Hadi yazmaya çalışın siz 900'e kadar. Ben tahtaya bitirdikten sonra yanınıza geleyim kontrol edelim. 100, 200, 3 olunca 300. Siz de bizimle birlikte yazıyorsunuz değil mi? 100, 200, 300'e geldik. Bir tane daha 100 koydum. Bir kere daha artacak. O zaman 4 tane 100'üm var şeklinde. 400. Bir yüzlüğüm daha olursa 5 tane yüzlüğüm olacak. 500. Bir yüzlük daha oldu. 6 tane yüzlüğüm oldu. 600. 7 yüzlüğüm 700. Bir tane daha 100 eklendi. 800. Bir yüz daha eklendi. 900. Hadi bakalım. Şimdi ben bir bakayım. 700'e gelmiş Çiçek Hanım. Çok güzel. 0'larını tam kapat. Böyle bak C gibi kalmasın. Tam kapat. Evet. 700. Tahtaya bak istersen. Sırayı takip et. 800, 900. Evet, herkes yazmış. Ben bir tek şuradaki 5'imi beğenmedim. Daha güzel şöyle. Evet. Böylelikle yüzlü sayılara bir giriş yapmış olduk. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hoşça kalın.